Güzel haberlerimiz bunlarla sınırlı değil. Fuarda gezerken bakın neler de gördük. Türkiye, vitrifiye üretiminde Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. Unicera fuarına katılan Turkuaz, bu sektörde sadece Türkiye'de değil, dünyada da önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, sektörün 2015 hedeflerini bakın bize nasıl anlattı. Türk seramik sağlık gereçleri sektörü dünyanın sayılı fuarlarından olan Unicera'da yerini aldı. Fuarların amacı tabii ki sektördeki yerini tartmak açısından, durumunu, pozisyonunu bilmek açısından ve genel eğilimleri, trendleri de ölçmek açısından bizlere ufuk açan bir oluşum, organizasyon, yer firmalarımızın neleri yaptığını, bu arada Türk seramik vitrifiye sektörünün de nerelere geldiğini görmek bizi işin tabiatıyla mutlu eden tarafı. Çünkü hakikaten övünülecek bir duruma gelmişiz. Her firmamız aşağı yukarı belli bir kaliteyi, belli bir çizgiyi, trendi de yakalamış durumda. Yurt dışındaki fuarlarımıza katılıyoruz. Uluslararası özellikle Almanya'daki fuara ve İtalya'daki fuara mütemadiyen fırsatı kaçırmadan katılmayı tercih ediyoruz ve katılıyoruz. Turkuaz Seramik, Kayseri ve İncesu'da bulunan iki ayrı tesiste 850 çalışanıyla vitrifiye üretimi yapıyor. Firmamız Kayseri'de kurulu bir firma. İki adet üretim tesisimiz mevcut. Birincisi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, ikincisi Kayseri'ye 30 kilometre mesafede olan İncesu OSB'de kurulu. Halihazırda 350 bin metrekaresi açık alan olmak üzere 90 bin metresi kapalı alanda üretim yapmaktayız. Tesislerimizde şu anda 850 kişi çalışmaktadır. 1992 yılında kurulduğumuz zaman 2000 metrekare bir alanda, kapalı alanda faaliyetimize başladık ve 2000-3000 adet aylık üretimimiz varken şu anda aylık 200.000-210.000 adet üretime ulaşmış durumdayız. Üretiminin %40'ını ihraç ettiklerini belirten Abidin Özkaya, hedefimiz sektörün katma değeri yüksek ürünler üretebilmesine katkıda bulunmak diyor. Ürünlerimizin %40'lık bir kısmını ihraç etmekteyiz. %60'a yakın kısmını da yurt içi pazarlara sunmayız. Esasında bu oranları değiştirmek elimizde ama daha fazla ihracat imkanı ya da daha fazla yurt içinde satma imkanımız varken biz bunu dengeli bir şekilde Türkiye'nin dinamik bir pazar olduğunu düşünerek ihracatımızı %40-%45'in üzerinde artırmayı çok da düşünmüyoruz. Çünkü Türkiye her halükarda gelecek vaat eden bir ülkedir. Pazarlarımız genelde Avrupa pazarı, Orta Doğu pazarı, Afrika pazarı ve bu sene ilk defa Amerika'da ihracat yapmış bulunmaktayız. Özkaya, Ar-Ge ve tasarıma önemli bir kaynak aktardıklarını belirtti. Yeni tasarımlar, yeni ürünler, standımızın %80'ini bu sene yenilemiş durumdayız. Kendi Ar-Ge bölümümüzle yapmaktayız. Büyüyen üretim kapasitesi, modern teknoloji yatırımları sayesinde Türk seramik sağlık gereçleri sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücü giderek artıyor. Yatırımların hemen hemen hiç hız kesmedik. Halihazırda yeni yatırımlarımız devam ediyor. İncesu tesislerinde üretim kapasitemiz geçen seneye göre %100 artmış durumdadır. Aylık 45 bin adet olan üretim kapasitemiz şu anda 90 bin adede ulaşmış durumdadır. Bunu aylık bazda söylüyorum. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde 90 bin aylık üretimimizi 110 bin adede çıkartıyoruz. Evet, Turkuaz'ın başarısı ortada. Bizim de göğsümüz kabarıyor böyle başarılı firmaların haberlerini verirken. Ne diyorsun? Evet Sam, 1992 yılında başlayan yolculuk 2000 metrekare ile başlamış, start almış küçük bir atölyede ve bu aile Kayseri'nin önemli sanayicilerden bir tanesi. Varlarını, yoklarını, bütün her şeylerini, kazandıklarını yatırıma dönüştürerek Sami, bugün iki ayrı tesiste 90 bin metrekarelik bir alanda 850 kişiye istihdam sağlıyorlar. 850 rakam Anadolu firması için önemli bir rakam ve milyonlarca dolarlık ihracat yapıyorlar. Ya çarp şunu 5'le kaç kişi ekmek yiyor çıkıyor işte ortaya. Evet, bir Anadolu ilçesinde, bir Anadolu'nun ilçesini besliyorlar. 4000-5000 insan bu işten evet. Ekmek yiyor demek evet. Bence çok alkış hak ediyor. Evet ve 92 yılında 2000 metrekare alandan bugün 90 bin metrekare firmanın nereden nerede olduğu geldiğini gösteriyor. Ve fuarda gerçekten Ar-Ge ve inovasyonun ürünlerini gördüm. Yabancılar büyük ilgi gösterdi. İşte Türkiye bunu yapmalı. Katma değeri yüksek ürünler üreterek artık bu işin hamallığını değil kayman diyemeye çalışmalı. Bunu da bu firmalar başarıyor.